Tabii her başladığımız işe besmele ile başlıyoruz. Hamdele, salvele başta okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim bize acısın, yüzümüzü güldürsün, sevsin ve sevdiklerini sevdirsin. Dünyada ve ahirette bize kulum desin, mahcup ve mahzun etmesin. Okuyacağımız, anlatacağımız bahisten bizi faydalanmayı, ibret almayı, nasihat dinlemeyi, feyiz almayı, yani okuduğumuzu, anlattığımızı bize faydalı eylesin inşallah. Tabii bu da bir metot. Cemaate sorulur. Kara kaplı kitaptan kaçıncı sayfa falan, nereye açayım, hangi konu derken biz de cemaate sorduk. 181. sayfa olsun dedi Necdet Kayan kardeşimiz. Ben de merak ettim doğrusu, konu neymiş? Konu günümüzün konusu, konu tartışılan konu, güncel bir konu. Müziğin dindeki yeri nedir? Müzik. Müzik biliyoruz değil mi? Müzik. Dinimiz buna ne diyor? Müzik. Ben de merak ediyorum. Yani bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı bir kitap. Fetva var, ayet var, hadis var her sayfasında. Bugünkü fetva ise müziğin dindeki yeri nedir? İslam dini müzik konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine böyle kestirip atmıyor. Farzdır, haramdır, helaldir, kestirip atmıyor. Özel bir hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemekle yetinmiştir. Genel olarak anlatıyor. Buna göre İslam'ın ilke ve esaslarına aykırı, günaha sevk eden, bakın dikkat edin, İslam'ın ilke ve inançlarına, esaslarına aykırı, yani imana, inanca aykırı, günaha sevk eden, haramı teşvik eden müzikleri yapmak ve dinlemek bitti, günahtır, haramdır. Hani bazı dinlediğimiz türkülerde, şarkılarda bazı sözler var. İnsanı inkara gidiyor. Bunları burada söylemek bile istemiyorum. Bunun şakası bile olmaz yani. Ya misal vermeyi, örnek vermeyi bile çekiniyorum yani o sözlerine, ama şarkı diye okuyor adam yani. Hiç bu Allah'ı inkar mıdır, ahireti inkar mıdır, cenneti cehennemi inkar mıdır, hiç düşünmüyor ya. Böyle müzik olursa, benim inancımı köreltiyorsa, benim inancımı yok ediyorsa, beni inkara götürüyorsa, o müzik haramdır ya. Bak böyle bir genelleme yapıyor. Yasak demiyor ama neden? İçeriğini anlatıyor bize. O müzik sana ne anlatıyor? O müzik sana ne veriyor? O dinlediğin müzik, saz, söz sana ne söylüyor, ne anlatıyor? Bu önemli. Ya bir misal ver ya isterse, ben söylemeyeyim ya şarkılarda. Yani siz bile çekiniyorsunuz ya bazı şarkılar. Yani neymiş? Ya var o şarkıları, siz de biliyorsunuz. Batsın bu dünya. Allahu Ekber. La ilahe, batsın dünya. Yani Allah'a inkar dedik. Günah dinlemek günahtır. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte ise dinen bir sakınca yoktur. Bak, müziği inkar edemiyoruz. Müzik var. Müzik yoktur, olmaz. Hayat bir musikidir ya. Doğduğunda annen sana, belki farkında değilsin değil mi? Ama anneleri görüyor. Sen de anne oldun, baba oldun yani. Bebeğini büyüten neler dedin? Musikiyle büyüttün ya. Hu 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 Allah, oğlum büyür inşallah. Değil mi? Böyle ninnilerle. Bizim ninnilerimiz ne güzel ninnilerimiz. Bu musikidir işte bu. Sese uyuyor çocuk. Bebek senin sesine, senin musikine, senin o sözlerine uykuya dalıyor yani. Hayat bir musikidir yani. Yani daha çıktığında böyle o ormanın, ağaçların,
uğultusu, o rüzgarın esi ne güzeldi ya. Diyorsunuz bunları değil mi? Bu musiki işte. Rüzgarın esmesi bir musikidir. Ya ormanda kuşlar, derelerde çaylar, ırmaklar, sular şırıl şırıl akıyor. Cennet gibi. O ses tabii. Bunlar musiki değil mi? Hayat bir musikidir arkadaşlar. Onun için musikiyi inkar edemezsin. Yoktur diyemezsin. Eğer senin kendine has, dinine has, ümmete has ve inançlarımızda bütünleşmiş güzel türkülerimiz, güzel ilahilerimiz, bunları reddedersin, musiki yoktur dersen, o zaman bugünkü olduğu gibi nesil pop müziğine, efendim batı müziğine, bizim kültürümüze ait olmayan müziklere mecbur yani, çünkü fıtratta var bu yani. Bunlara gider, bunları yapar. Onun için musiki haramdır diyemiyoruz. Musikinin içeriğine bakıyoruz. Sözüne bakıyoruz, sazına bakıyoruz. Bunlar bize ne anlatıyor? Hastane önünde incir ağacı. Ne, nasıl değil mi? Ondan hasta ile ilgili, doktorla ilgili. Yani köyünden çıkmış bir hasta, yatmış hastaneye, bekliyor, gözü yollarda. Hastane önünde incir ağacı, doktor ilacı. Yani bulamadı. Bulamadı bana ilacı. Bana ilacı. Ne güzel değil mi? Rahatlıyorsunuz. Hastanın söyleyebileceği ne güzel bir türkü, musiki yani. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Bunun makamı var ya, ben de biliyorum. Şimdi burada sözlerini size aktarmaya çalışıyorum. Diye devam ediyor yani. Mezarımı kassınlar, bayıra düze, yönümü çevirsinler sıladan yüze. Yani köyüme doğru, memleketime doğru çevirsinler yüzümü. Oranın hasretiyle ölüyorum çünkü. Yani bunlar, bak size güzel şeyleri hatırlatıyorum. Sıla ile ilgili, değil mi? Hep böyle. Sevdiklerimizle ilgili, gurbetle ilgili musikiler, türkülerimiz, ilahilerimiz, Yunus'un ilahileri, Allah aşkını anlatmıyorum bize. Hep bunlar musiki, bunları reddedemeyiz. Bunların insana ihtiyacı var. Geçen pandemiden önce hangi ilahi öğrendik? Ey Allah'ım beni senden ayırma. Ayırma Allah'ım beni senden. Ben senden ayrılırsam güncel hayatta yaşarken halim nice olur. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Bu bir musiki işte. Ama ses ön plana çıkıyor. Ama sözlerini de düşündüğümüzde mükemmellik var yani. Allah'a yalvarıyorsunuz, beni senden ayırma diyorsunuz. Evet, musikiyi bitiremedik ama böyle anlayalım. Yani musiki haram değil ama içeriğindeki sözler ve bize aksettirdiği nameler neyi anlatıyor, neyi söylüyor, bu önemlidir. Rabbim bizleri güzelliklerden ayırmasın. O ninnilerimiz, ağıtlarımız, o ilahilerimiz gönlümüzü hoş eylesin inşallah. El-Fatiha.